Biz heç vaxt NATO-nun açıq qapı siyasətinə qarşı deyilik. İsveçə Finlandiyanın vədlərini yerinə yetirməsini gözləyirik. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. F-16 məsələsinə də münasibət bildirən nazir Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının uzlaşmaya yaxın olduğunu açıqlayıb. Nazir eyni zamanda ölkəsinin F-35 proqramından qeyri-qanuni şəkildə kənarlaşdırıldığını da diqqətə çatdırıb. Bizim bu konuda çaresi olmadığımızı, elimizde birçok seçenek olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-35 konusunda biliyorsunuz hem hukuki anlamda hem ahlaki anlamda izahı mümkün olmayan bir şekilde bu F-35'le olan bizim birlikteliğimiz bitti. Ayrıldık. Ve şu anda çeşitli görüşmeler yapılıyor. Yani programa geri dönüş ayrı bir konu. Yani buradaki bizim görüşmelerimiz amacı, efendim bizim ödediğimiz orada ciddi bir miktar para var. Bu 1.4 milyar dolarlık bir ödememiz var. Bu paranın ödenmesi şeklinde. Şu anda bize zimmetli olan 5 adet de F-35 var Amerika'da bulunan. Bunun geleceği konusunda da bunları görüşüyoruz, bunları konuşuyoruz. Nazir, Suriyadan Türkiye'ye kütləvi köçün olmasına dair iddiaların yalan olduğunu ve fevralın 6-sından bu yana Türkiye'den ülkesine qayıdan migrant sayının 56 bin nəfəri ötdüyünü bildirib. Taxıl dəhlizi müqaviləsinin martın 18-ində başa çatacağını hatırladan Hulusi Akar, razılaşmanın müddətinin uzadılması üçün Rusiya ve Ukrayna ile danışıqların devam etdiyini sözlerine əlavə edib. Ufak tefek bazı sıkıntılar olmakla beraber hiçbir şekilde esasa tahallük eden bir konu olmadı. Rusya tarafı, Ukrayna tarafı, Birleşmiş Milletler'in katkıları ve uyumlu bir şekilde bu faaliyet sürdürüldü. Biz bunun sürdürülmesinden yanayız. Zaten bu 18 Mart öncesinde yaptığımız girişimler, temaslarda da hem Ukrayna tarafının hem de Rusya tarafına yaptığımız ayrı ayrı görüşmelerde iki tarafın da bu konuda olumlu baktıklarını, olumlu yaklaştıklarını ve biz de bunun olumlu bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Nazir, Türkiye'nin 10 vilayetinde dağıntılara sebep olan zelzele neticesinde 70 hərbiçinin yaralandığını ve 103 hərbiçinin ise şehit olduğunu dikkate çatdırıb.